Önümüzdeki günlerde özellikle batıdaki büyük şehirlerimizin semalarında ilginç bir hava aracı görürseniz sakın şaşırmayın. Bu hava aracının tepesinde koca bir pervane anarotor deniyor. Arkasında da ufak bir pervane olacak. İşte bu hava araçlarının adı gyrokopter ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine giriyorlar. Bu videomuzda sizlere gyrokopterin özellikleri nedir, niye seçildi, hangi görevlerde kullanılacak, nasıl bir açılım sağlayacak jandarmaya, buna bakacağız. Ayrıca jandarmanın envanterine girmesiyle birlikte başlayan TUSAŞ'ın yeni T-70 helikopteri, bir de tabii ki bir tören düzenlendi jandarmada. Mi-17'lere de gece görüş sistemleri takıldı. Gece görüş sistemi bir helikopter için neden önemli? İşte bu konulara birlikte bakacağız. Yılın ilk videosuyla karşınızdayız. Gyrokopter gerçekten çok ilginç bir hava aracı. 1930'larda ortaya çıkıyor. Ne helikopter ne uçak, ikisinin karışımı bir hava aracı ve ikisinin de çok önemli avantajlarını bir araya çok uygun bir maliyetle, daha basit bir teknolojiyle ortaya koyuyor ve giderek de geçmişi çok eski olmasına rağmen özellikle sportif havacılıkta büyük ilgi çekiyor. Şimdi kolluk kuvvetleri, işte jandarma, polis, bunlar için döner kanat operasyonu, yani helikopter operasyonu çok önemli. Şimdi bu anonsu çekerken de tepemden bir helikopter geçiyor bu arada bulunduğumuz yerde. Döner kanat dediğimiz sistemin aslında kanatları dönüyor. Yani o helikopterin gövdesinin üzerindeki o büyük paller dönerek bir taşıma etkisi oluşturuyor ve pilot bu şekilde kumanda veriyor. Fakat helikopterin sesi de üzerinden geçiyor. Bu arada sivil bir helikopter üzerinden geçen. Bu döner sistemleri, hareketli parçaları çok olduğu için bakım maliyetleri de daha da yüksek hale geliyor. Çünkü bu sistemin emniyette uçabilmesi için her uçuştan sonra kontrol ediliyor, aksamlar kontrol ediliyor. Buna göre bakım aralıkları dar ve gerçekten sizi bir yerden sonra da operasyon açısından, maliyetler açısından da biraz daha zorlar hale geliyor. Peki havadan bir bölgenin kontrolü çok önemli. Takip etmeniz gerekiyor ve bunu da insansız hava araçlarıyla bazen yapamayabiliyorsunuz. Çünkü insansız hava aracına çok ciddi ekipman konulması, çok pahalı ekipmanların konulması gerekiyor. Ve bazen de bu görüşün aynı anda bir insan tarafından, bir pilot tarafından karar verilip oralara bakmak ve bunları da tabii düşük maliyetle yapmak gerekiyor. Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da özellikle kolluk kuvvetleri şehir üzerindeki işte trafiğin, asayişin kontrolü, görüntü alınması amacıyla bu gyrokopter denilen hava araçlarını daha fazla yavaş yavaş kullanmaya başladı. Bu açıdan da Türkiye'de jandarma bir ilke imza atmış oldu. Peki gyrokopter nedir? İşte 1930'larda tasarımı yapılmaya başlandı ama yıllar sonra tekrar gelişmeye ve insanlar, havacılar arasında çok popüler olmaya başladı. Öncelikli olarak gyrokopter genelde 2 kişilik bir hava aracı ve ana gücü de o kokpitin hemen arkasında bulunan, genellikle de Rotax serisi motorların, Rotax 912 veya farklı versiyonları oluyor. Onun oluşturduğu bir itiş gücü, o pervane dönerek ileri doğru hareketi sağlamaya başlıyor. Gyrokopterde helikopter gibi o motorun bir transmisyonla yukarıdaki ana rotora aktarım sistemi yok. Rüzgarın artmasıyla, önden alınan rüzgarın veya o itiş gücüyle birlikte gyrokopter yerde ilerlemeye başladıkça o ana rotor dönüş yapmaya başlıyor. Tamamen serbest bir şekilde dönüyor. Ve belirli bir sürete uğraştıktan sonra pilot için bir kumanda hissi vermeye başlıyor. Yani o bir kaldırıcı yüzey oluşuyor ve uçuş gerçekleştiriliyor. Bu gyrokopterle bugüne kadar ben de bir kere uçma şansına sahip oldum. Ve bu uçuşu uzun yıllar önce İzmir'in o Şirin ilçesi Alaçatı'daki değerli uçuş öğretmenimiz Hakan Çetinkaya ile gerçekleştirmiştim. Hakan Hoca ne yazık ki bir başka gyrokopter konusunda gerçekten usta pilotlarımızdan Serdar Özcezerli ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdikleri bir ultralight kazasında ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. Onları da buradan rahmetle anıyoruz. Gyrokopter motoru durduğu zaman en büyük acil durumu, taş gibi düşmüyor. Aynı helikopterlerdeki gibi otorotasyonla
belirlenen noktaya çok düzgün bir şekilde kumanda alarak inme şansına sahip. Yani uçuş emniyet oranları çok yüksek. Diğer hafif hava araçlarının da bir artı faktörü diyeyim size. Hafif hava araçları, ultralightlar, işte rüzgarlar, yan rüzgar özellikle kalkışlarda inişte çok hassas. Yukarıdaki rüzgarlar bazen performansı olumsuz olarak etkileyebiliyor ama gyrokopter bunlara karşı çok istikrarlı. Çok aşırı rüzgarda bile rahatlıkla olduğu yerden kesiliyor ve tekrar havalanabiliyor. İşte bunların avantajlarını kullanmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı bir adım attı. Alman Otogyro şirketiyle bir anlaşma yaptı. Kavalon olarak adlandırılan modeli seçti. Normalde gyrokopterde arkalı önlü tandem denir havacılıkta buna. Pilot oturuş düzeni vardır. Bu Kavalon modelinde iki pilot yan yana oturuyor. Jandarmanın bunu tercih etmesinin nedeni helikopter konseptinde veya jandarma envanterinde yer alan hava araçlarında da benzer bir sistemin uygulanması. İki pilot yan yana oturduğu zaman daha iyi koordinasyonu sağlıyorlar ve buradan kararlarını verebiliyorlar. Gyrokopterin bir başka artısı da üzerinde taşıdığı kamera sistemi. Buna özel bir kamera sistemi takılacak. Bu kameralar tabii İHA'lardaki kadar çok gelişmiş veya hedef işaretleyen özelliklere sahiptir. Biraz daha basit amaç görüntü alabilmek. Özellikle trafikle ilgili kontroller, asayiş uçuşları bu gyrokopterle yapılacak. Dediğim gibi helikopter gibi olduğu yerden aşırı rüzgar haricinde kalkamıyor. Ama bu kavalonun havalanması için yaklaşık 100-150-200 metrelik bir düzlük bile yeterli. Daha sonra da inişini çok daha kısa mesafeye gerçekleştirebiliyor. Yan rüzgar faktörleri gerçekten çok etki etmiyor gyrokoptere. Kısaca o koşturmadan sonra, havalandıktan sonra irtifa alıyor. Görevini gerçekleştiriyor ve gyrokopter yaklaşık 6 saat havada kalıyor. Şimdi bir de olayın tabii maliyet boyutu var. Bir Sikorsky Black Hawk helikopteri, işte S-70, biraz sonra da anlatacağım size TUSAŞ'ın geliştirdiği T-70, 13 kişi taşıyabiliyor minimum, 2 pilot, bir uçuş teknisyeniyle birlikte uçuş mürettebatı oluşuyor ama bu helikopterin minimum 1 saatlik uçma maliyeti yaklaşık 3000 doların üzerinde. Ama gyrokopterle uçtuğunuz zaman maliyetleriniz daha da aşağı çekiliyor. Normal otomobil benzini kullanabiliyor. Saatte ortalama işte motor tiplerine göre 15-20-25 litre arasında bir yakıt harcıyor. Motor bakımları gerçekten 2000-2500 saat gibi çok büyük süreler sonrasında büyük bakıma gidiyor. Adeta bütün her tarafı parçalar değiştirilip yenilenip geri geliyor. Onun dışında bakım masrafları bir helikoptere göre çok çok daha ucuz. Yani jandarma ne yapacak bununla? Çok fazla uçuş gerçekleştirecek. Özellikle de genç pilotların intibakları sağlanıp uçuş saatlerinin artması sağlanacak. Tabii gyrokopter ne helikopter gibi uçuluyor ne uçak gibi uçuluyor. Farklı yaklaşmak gerekiyor buna. Bu uçuş performansı açısından da ek bir eğitim alınıyor. Normalde sivil olarak gyrokopter uçuracağınız zaman yaklaşık 25 saatlik bir eğitim almanız yeterli. Bu eğitimle birlikte temel bir uçuş lisansına gyrokopterde sahip oluyorsunuz. Daha sonra tecrübelerinizi uçarak devam ettiriyorsunuz ve bu alanda da kendinizi geliştiriyorsunuz. Bu gyrokopterde jandarma ayrıca 145 beygirlik çok güçlü iyi bir motor tercih etti. Bununla birlikte gyrokopterde bir otopilot sistemi var. Otopilotta özellikle bu uzun uçuşlarda uçuş ekibinin daha konforunu yükseltecek. Çünkü belirli bir noktalarda saatlerce dönünmek mümkün. Burada bekleme yaparken bir taraftan da tabii ki uçuş ekibinin görevleri var. O görüntünün izlenmesi, gerekiyorsa aktarılması, yer istasyonuna değerlendirilmesi. Çünkü özellikle bu tür operasyonlarda pilotun da görmesi, buna göre bakış açısı alması çok çok büyük önem taşımakta. İlk etapta 3 adet jandarma için Kavalon marka gyrokopter alınıyor, Kavalon modeli. Bunlar bu gördüğümüz kırmızı, mavi, beyaz o jandarmanın o 3 rengine boyanacak. Ve Ocak ayını yani bu ay içerisinde önümüzdeki günlerde de ilkinin teslimatı planlanıyor. Halen şu an bir gyrokopter eğitimlerini güvercinlik ve Bursa'da devam ettiriyor. Gyrokopter konusundaki yeterli sahip pilotların sayısının hızla artırılarak bu konuda önemli bir avantaj sunulması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde de güvercinlikte jandarmanın Ankara'da ana merkezi jandarma havacılığın buraya İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı, Jandarma Havacılık Komutanı bayağı üst düzey bir ekip ziyaret etti. Burada da yeni hava araçları neler yapılacak onlar tanıtıldı. Jandarma için en önemli vereceğimiz gyrokopterden sonraki önemli manşet.
TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-625 Gökbe helikopterinin ilk kullanıcısı olacak. Üretilen ilk helikopter fabrikadan geçtiğimiz günlerde törenle çıkartıldı, jandarmanın katıldığı törenle. Bu helikopterin test ve sertifikasyonunun sonrasında muhtemel Nisan-Mayıs ayı gibi jandarma envanterine katılacak ve jandarmada ilk defa Türk yapımı bir hava aracı kullanılmaya başlanmış olunacak. T-625 Gökbey bu açıdan önemli bir adım. 3 adet helikopter jandarma tarafından alınacak ve sayının ben ilerleyen yıllarda TUSAŞ'ın üretim hızına göre artacağını düşünüyorum. Buradan gelecek ilk kullanıcı olarak tecrübe de TUSAŞ'ın bu helikopteri geliştirmesi açısından da büyük bir artı faktör olacak. Tabi bu arada sizlerin de çok fazla sorduğu TUSAŞ'ın bir başka genel maksat helikopter projesi Sikorsky'nin tasarladığı Black Hawk S-70E'nin Türk modeli T-70 içinde teslimatlar başladı. İlk 4 helikopter teslim edildi. İlki jandarmaya, ikincisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, üçüncüsü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, polise ve dördüncü de Orman Bakanlığı'na teslim edildi. Jandarma operasyonlarda kullanacak. Bu çok ciddi bir taşıma kapasitesine sahip bir helikopter. Bir taraftan da kendini Türkiye'de ispat etmiş ki Jandarma Genel Komutanlığı 1980'lerin sonunda bu helikopterin Türkiye'deki ilk kullanıcısı olmuştu ve gerçekten Sikorsky'nin test merkezi adeta Türkiye haline gelmişti. T-70'in diğer Black Hawk'lardan özelliği farkı nedir diye soracak olursanız, kokpit Aselsan tarafından geliştirildi. Motoru TEİ tarafından T-700 serisi olarak imal ediliyor. Ve çok önemli parçalar tek döküm olarak transmisyon başta olmak üzere Türkiye'de TEİ alt yüklenicilerden bir tanesi de Eskişehir'de Alp Havacılık bu gibi yerli şirketlerimiz tarafından geliştiriliyor. Türk sistemlerine sahip toplam 109 adet alınması planlanıyor. Ancak bu projede ilk 38 adetlik onay verilmiş durumda. İkinci onay için pazarlık sürüyor çünkü özellikle aviyonik sistemin teslimatı kaynaklı projede bir uzama meydana gelmişti. O anlaşma süreleri tamamlandı. Amerika biraz işi yokuşa sürüyor. Tekrar işi kongreye gidebilir veya gitmeyebilir. Bilmiyoruz bunlarla ilgili neler yapılacak ama soru işaretleri devam ediyor. Umarız bu 109'a gidecek mi? 38'de mi kalacak? Nereye doğru evrilecek? Bunu bilmiyoruz. Bir taraftan da haklı olarak da Türk tarafı da işte bak diyor T-625 Gökbey'i yapıyorum. Sonrasında bunun 10 tonluk T-925 modeli gelecek. Bunlar da masada, fiyatınızı ve bilgilerinizi, izninizi ona göre verin. Yoksa bunlar gelir diye de Türk tarafı bunu masaya koymuş durumda. Bakalım bunun nereye gidecek, buna bakacağız. Bir başka önemli konu jandarma havacılıkla ilgili, madem gyrokopterden başladık devam ettirelim bunu. Jandarmanın uzun yıllardır kullandığı Rus yapısı Mi-17 helikopterleri var. Bunlar gerçekten kocaman büyük helikopterler ve bu helikopterlere çok önemli bir kapasite kazandırıldı. Pilotlar artık Mi-17'lerle gece görüş gözlükleri kullanarak gece operasyon yapabilecek. Bunun anlamı nedir? Normalde seri sefer uçuşları gece yapılabiliyor bu helikopter. Kuvvetli bir helikopter. Zorlu şartlarda rahatlıkla uçuyor. Ama gece görüş gözlüğüyle orman yangınlarına müdahale edilebilecek bu helikopterle. Nedir? Gece görüş gözlüğü takılarak herhangi bir meskun alandan altındaki o kova Bambi sistemiyle su alacak. Denizden, göletten, ırmaktan neyse artık. Alındıktan sonra bu alış sistemi de helikopterin altına takılmış özel ışıklar yardımıyla görerek yapılması gereken gerçekten çok hassas bir şey. Oradan gidip orman yangınlarına atacak. Tabi gündüz operasyona göre gece operasyonu hiç kolay değil. Görmüyorsunuz, boş bir arazide uçuyorsunuz, her taraf yangın. Gece görüşte devam edebilmek çok güç. Önemli olan çok önemli tesislere ve diyelim ki yayılıyor. Bunu müdahale edip kontrol edebilmek. Bir de Türkiye'nin bu gücü 12 ay elinde tutması lazım ki operasyonun çok büyük ağırlığı kiralık helikopterlerle gerçekleştirilmiş durumda. Gece görüş için kokpitin özel aydınlatılması lazım. Bu konuda da yerli bir çözüm yaptı Jandarma Genel Komutanlığı. Normalde bütün o göstergelerin çok özel ışıklar, yani gözlükle baktığı zaman pilot bunları okuyacak, gözlerini yormaması gerekiyor, çok özel ışıklar. Bunlar da yerli imkanlarla geliştirildi ve gerçekten çok uygun maliyetlere, yüz binlerce dolar tutan modifikasyon çok düşük miktarda yapılmış durumda. Bu da önemli bir başarı, önemli bir adım. Gece görüş gözlüğü kullanmanın bir başka avantajı, Allah korusun bir doğal afet oldu, çok fazla yaralı var, bir şekilde hızlı bir şekilde aktarma yapmak lazım, bir felaket oldu. İşte bu tür durumlarda Mi-17'ler belirli noktalardan hızlı bir şekilde yaralıların tahliyesini de gerçekleştirecek. Bu açıdan Türkiye'deki gece uçabilen, operasyon yapabilen helikopter filosu, sivil askeri bunları yan yana koymak lazım. Bu gece görüş gözlükleri
ve gelen milyon yedi filosuyla neredeyse %20 arttığını söylememiz çok çok önemli. Bu yüzden de büyük stratejik bir önem taşıyor. Jandarma biliyorsunuz bir bakıyorsunuz askeri operasyon yapıyor, terörle mücadele, kolluk kuvveti uçuşları. Bir taraftan da herhangi bir afet olduğu zaman, herhangi bir sorun olduğu zaman da buralara ilk uzatılan eller. Bu açıdan da jandarma havacılarımıza gerçekten görevleri çok fazla. Onlara da emniyetli uçuşlar, başarılar diliyoruz. Evet, bu videomuzda yeni hava araçlarına, gelişmelere birlikte baktık. Umarım sizi biraz olsun aydınlatabilmişimdir. Gyrocopter gerçekten benim de çok sevdiğim bir hava aracı. İleride bir gün param olursa tabii ki bunlardan bir tane edinmek, uçmak isterim. O bir uçuş yaptığım, o bir uçuş, buradan da Hakan Hoca'yı rahmetle analım. Gerçekten inanılmaz çok keyifli bir uçuştu ve çok çok farklı, değişik bir hava aracı. Bu eminim ki jandarmanın attığı bu adım Türkiye'de sportif havacılığına gelişmesine ciddi bir imkan sağlayacak. Çünkü sportif hava araçlarının gelişmesi için işte vergiyle ilgili bir adım atıldı ama küçük meydanlara, bir tür ufak hava araçlarının kalkacağı böyle minicik düzlüklere emniyeti alınmış. Bu şekilde emniyetle uçulabilecek alanlara ihtiyaç var. Bunların gelişmesi demek, bu meydanların olması, daha çok sivil hava araçlarının gelişmesi, ülkemize gelmesi demek. Ve bu konuda da havacılığın temelini bunlar oluşturuyor. Bunları yapabilirsek hem sivil hem askeri havacılığımız daha fazla meraklıya, daha fazla havacılığı gören insana, gencimize ulaşmış olacak. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Savunma ve havacılık haberlerimiz için tolgozbek.com sitemiz sizlerle. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, sorularınızı yorum olarak yapın ve hala abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyoruz. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.